karşılığı birimizin boşaltılması gerekmektedir. Ne? Yangın mı? Söyle abla. Dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Polisler her yerde seni arıyor. Evet, gir be. Panik yapmayın lütfen. Sakin, sakin olun. Binayı boşaltıyoruz. Asansörler kullanım dışı. Herkes merdivenleri kullanarak dışarıya çıksın lütfen. Sakin, sakin olun. Selim, yangın kaçıncı katta çıkmış? Bilgin var mı? Ömer Bey, bütün katları kontrol ettik. Yangına dair bir belirti yok. Tedbir amaçlı binayı boşaltıyoruz. Siz de lütfen çıkın. Tamam, tamam, çıkıyorum. Tamam. Dikkat, dikkat. Bir yangın ihtimali karşı otelimizin boşaltılması gerekmektedir. Ömer, Bahar. Beyefendi, binayı boşaltıyoruz. Beklemeyin lütfen. Çıkışta alt katta. Acele edin. Tamam, hemen geliyorum. İpek. Olamaz. Bağırmaya ya da kaçmaya kalkışma. Yoksa seni vurmak zorunda kalırım. Bu seni de beni de üzer. İyi anladın mı beni? Güzel. Yürü. Canım, ne oldu sana? Beni duyuyor musun Bahar? İyi misin? Son şans. Sakın bir hata yapayım da bu şansı yok etme. Hadi yürü. Teşekkür ederim Neslihan. Niçin teşekkür ettin? Beni bırakıp Ozan'la gitmediğin için, evde kaldığın için.
kaldıysam senin için değil. Kendi gururum, haysiyetim, onurum, itibarım için kaldım. Eğer gitseydim, bu evin hizmetçisiyle beni aldattın, hatta onu hamile bıraktığın ortaya çıkacaktı. Bu saatten sonra el alemin diline düşemezdim. Yaptığım bu rezillik bu hanenin içinde kalmalı. Haklısın. En doğrusu bu. Tabii ki doğru. Senin cemiyetteki yerimizi umursamıyor olman benim de pervasızca davranacağım anlamına gelmez. Bu arada haberin olsun. Metresine de söyledim. Bundan sonra benim hizmetimi o yatmayacak. Senin metresinin ne yüzünü görmek istiyorum, ne de sesini duymak istiyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Neslihan, sana daha önce de söyledim. O benim metresim değil. Fahişen diyelim o zaman. Hı? Bu daha uygun değil mi? Daha çok yakıştı değil mi Halil? Hı? Fahişe. Suratına tükürdüm sana. Beni Mahmut. Seninle gelmek istemiyorum. Ya seni sevmiyorum. Sevmiyorum, anlamıyor musun? Beni sevebilmen için önce o Ömer denen şerefsizi unutman gerekiyor. Bunun için de bol bol vaktin olacak, merak etme. Hadi bin. Hayır, hayır. Sana bin dedim. Bana bak. Eğer binmezsen şimdi burada sıkarım, öldürürüm seni. O herife yar olacağına mezara girersin. Şakam yok biliyorsun. Hadi. Allah Allah. Niye açık bu kapı? İpek! İpek! Bahar. Canım. Ne oldu sana? Duyuyor musun beni? Süheyla. Süheyla abla. Sen benim yanıma geliyordun. Ben seni yerde baygın halde buldum. Süheyla nereden çıktı? Yoksa bir şeyler mi hatırlıyorsun? Ha? Hayır. Onu otelde gördüm. Ben sanki götürüyordum. Bir anda benim karşıma çıktı. Durdurmak istedim. Ama beni duvara itti. Sonra yere düştüm.
ne olduğunu hatırlamıyorum. Bayıldığım için herhalde. Emin misin? Ha? Gördüğün Süheyla mıydı gerçekten? Yani benzetmiş olabilir misin? Hayır, eminim. Oydu, tam önümdeydi. Yemin ederim. Allah Allah. Neyin peşinde bu kadın yine? Yoksa gerçekten epey bir şey yapmayı mı planlıyor? İpek ablan nerede Bahar? Bilmiyorum. Gel yardım edeyim sana. Kalkacak mısın? Gel kızım. Biz beraber kek yapıyorduk. Ben sana kek getirmek için çıktım evden. Ben evden çıkarken o buradaydı. Neden ki? Şu anda evde yok mu? Hayır, gitmiş. Kapıda açıkta geldiğimizde. Bahar, iyi misin? Ben her şeyi hatırlıyorum galiba. Her şeyi. Buraya atıldım. Su durmazsan hemen şimdi sıkarım gırtlağını senin. İmdat! Yardım edin imdat! Kes sesini lan. Kim bir fayda baba? Biliyorsan söyle diye susuyorsun. Söylesene. Kim bir fayda babam? Deda bırakmışlar beni. Söyle. Söyleyeceğim elbet. Merak etme. Nasıl olsa seni öldüreceğim. O yüzden bu büyük sırrı öğrenmende hiçbir sakınca yok. Senin annen ne baba? Kim biliyor musun? İpek'le Ömer. Sen İpek'le Ömer'in öz kızısın. Süheyla abla. Efendim canım. Ne oldu? Neden durduk? Hani beni babamın yanına götürecektin? Babana mı? Aa tabii. Ömer abi benim babammış biliyor musun? İpek abla da annemmiş. Mahmut söyledi. Şaka yapıyorsun. Hayır. Yemin ederim. Mahmut bu bizim son şansımız. Bahar'dan da başımızı açtığı dertlerden kurtulmamız için son şansımız. O yüzden hemen gel ve bir an önce bitir bu işi. Öldürecekler. Mahmut gelecek ve öldürecekler beni. Bahar! La kahretsin seni! Bahar kaçma! Ben senin yanına geliyordum. Babam olduğunu biliyordum çünkü. Her şeyi anlatacaktım. Ama araba çarptı. Hafızamı kaybettim. Her şeyi unuttum. Yoksa her şeyi anlatmıştım sana şu anda. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok şaşkınım. Bahar. Doğru hatırladığına emin misin? Evet eminim. Ben sana doğruyu söylüyorum. Sen benim babammışsın. İpek ablam da anneymiş. Bu yüzden beni kaçırmışlar. Bunu öğrenirsem hep beraber olacağımızı biliyorlardı çünkü. Bu yüzden beni öldürmeye çalıştılar. Ya hiçbir şey hatırlamasaydım. Ya hatırlamasaydım olanları. Thank you.
Kızım. Yavrum. Sen benim kızımsın ha. Benim kızımsın sen, benim meleğim. Kaybolan kızım, güzel kızım benim yavrum. Meleğim benim, meleğim benim. Yavrum, canım, 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 yavrum, güzel kızım. Biz seni ararken sen bizim gözümüzün önündeymişsin. Meleğim benim. Babacığım. Dikkat çekmemek için bu arabayı kullanıyorum. Diğerinden biraz külüstür tabii ama bir süre böyle olması gerek. Nereye götürüyorsun beni? Mutlu olabileceğimiz bir yere. Dünya üzerinde öyle bir yer yok Mahmut. Tabii ki var. Sadece biz nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama bulacağız İpek. Birlikte bulacağız. Soğanı kavurmadan salçayı koyma. Pembe pembe olsun. İyice öldür onları önce. Hı hı, tamam. Oho! Sen de çok yavaşsın. Çorba ne oldu çorba? Bir yandan da onu karıştır. Aman dikkat et dibi tutmasın. Halil Bey yoksa içmez. Adamın burnu tazı gibi. Kokusundan şıp diye anlar. Filiz, hadi sen odana geç biraz dinle. Tamam Halil Bey. Yemek pişene kadar ben odamda dinleneyim o zaman. Yok yok, gerek yok. Çilem sana yemeğini de getirir odana. Sen iyice dinlen odanda. Neden ki? Bugün zaten çok yorulmadım, bir iş yapmadım. Burada her zamanki yerimde yerim. Hayır, sen benim dediğimi yap. Hadi. Açık açık ortalıkta dolanma mı diyorsun? Niye? Karın öyle mi buyurdu yoksa? Filiz. Soru sorma, dediğimi yap. Lütfen. Sallanma, yap sen de şu işini. İyi ama annem nerede baba? Ben ona kapışacağım günler hep hayali. Hayaller. Hep onu aradım. Çok uzaklarda olduğunu düşünüyordum. Ama meğerse yanı başındaymış. Şimdi ona sımsıkı sarılmak istiyorum. Anneciğim, canım annem demek istiyorum. Geçtik bir yerlerden, sevdik bir şeyleri, düştük bir yerlerden. Sen bana inanmıyor musun? Bu yaralar sarılma. Tamam, test yaptıralım. DNA testi mi deniyordu ona? Hemen gidip yaptırabiliriz. Olmaz mı baba? Ama eğer baba demem istemiyorsan anlarım. Ömer abi diyebilirim eskisi gibi. En azından test sonuçları çıkımına kadar. Yaralarına sarılma. Dayan şimdi. Olur mu öyle şey? Ha? Hiç olur mu öyle şey kızım benim?
kızım baba de tabii ki. Tabii ki baba diyeceksin. Biz birbirimize kavuşmayalım diye kaçırdılar seni. Öldürmek istediler. Ama şükürler olsun ki Allah seni bize bağışlasın. Yoksa Süheyla, Süheyla onu kötü bir şey mi yaptı? Süheyla beni görmek için gelmiştir. Sonra da yangın ihtimali çıkınca oteli boşalttılar. Ama annene bir şey yapamaz. İstiyorsan arayayım mı annene? Ha? İyi ki benden vazgeçmemişsin diyeceksin İpek. Göreceksin bak. Çok mutlu bir hayat bizi bekliyor. Mahmut, biz diye bir şey yok. Benim seninle mutlu olma ihtimalim de yok. Sen de biliyorsun bunu. Polis peşinde. Er ya da geç yakalayacaklar seni. Bence yol yakınken vazgeç. Asla. Asla vazgeçmem. Sen benimsin. Benim karımsın. Sadece bana aitsin İpek. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Kaçacak hiçbir yerim kalmadı. Saklanacak yerim yok. Ne yapacağım ben? Teslim ol. Ne? Bazen en kötü seçenek aslında en iyisidir. Sana fikrini soran olmadı. Selim, bunlar bugünün kamera kayıtları değil mi? Aslında son bir saatin kamera kayıtlarını görsem daha iyi olur. Tabii efendim. Ha, bu arada yangın alarmına kimin ne amaçla bastığı anlaşıldı mı? Hayır efendim, henüz saptayamadık. Kayıtları ben de inceleyeceğim. Mutlaka öğreniriz. Ömer Bey, Ömer Bey Süheyla Hanım buradaydı. Koridorda gördüm kendisini. Görünce durmasını istedim ama kaçtı. Maalesef yakalayamadım efendim. Yangın alarmına da kendisi bastı. O hengamede daha rahat kaçabilmek için yaptı muhtemelen bunu. Efendim, kayıtlar hazır. Buyurun. Aç. Mahmut, beni bulamadıklarında akıllarına gelecek ilk isim sensin. Çoktan peşine düşmüşlerdir bile. Bu yolun sonu yok. Bence yolda yakınken vazgeç. Bak, tekrar söz veriyorum. Kimseye söylemeyeceğim. Beni zorla alıkoyduğunu kimseye söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Yeter ki bırak beni. İpek, neden anlamıyorsun ha? Bu yolun dönüşü yok. Burası köprüden önce son çıkış. Bundan sonra sadece ikimiz İpek. Sadece ikimiz. Ne Ömer, ne Bahar. Ne diğer gereksiz detaylar. Hiç kimse bizi bulamayacak. Hiçbir şey bizi rahatsız edemeyecek. Hayır Mahmut. Hayır. Ben şimdi sana evet desem bile bu mümkün değil ki. Sen ne biliyorsun bunu? Polis seni arıyor. Sen çok büyük bir suç işledin. Cinayetten aranıyorsun, unuttun mu? Polis yakalayamayacak beni. Merak etme. Öyle mi? Nasıl atlatacaksın onları? Her şeyi planladım ben. Rahat ol.
Ayvalık tostu sever misin? Ben bayılırım. Ayvalık'a varınca yeriz. Yanına da şöyle buz gibi köpük gibi ayran. Sen beni Ayvalık'a mı götürüyorsun? Evet. Oradan bir Didi'ye geçeceğiz botla. Bu işleri yapan bir adam var. Onunla anlaştım. Oraya varınca adamı bulacağız. Ondan sonrası kolay zaten. Ne zaman planladın bunları? Bir süredir ayarlamaya çalışıyordum. Aslında Ömer'i tamamen ortadan kaldırıp ondan sonra alacaktım seni ama kısmet. Hele bir Ayvalık'a varalım. Sabaha karşı botla Midilli'ye geçeceğiz. Suriyeli göçmenler gibi mi? Aynen öyle. Ondan sonra ver elini Avrupa. Buradaki bütün paralarımı Avrupa bankalarına aktardım. Artık istediğin yerde yaşayacağız İpek'ciğim. İster Fransa, ister İtalya, istersen Amerika'da da yaşayabiliriz. Çok param var İpek. Ömrümüzün sonuna kadar yeter bize. Ne yapacağım ya ben böyle dört duvar arasında hapis gibi? Kadına bak. Sanki beni görmeyince Halil'in bebeğini doğuracağım gerçeğini unutacak. Ne yüzsüz, ne pişkin çıktı bu kadın. Midesiz. Ama lafa gelince Halil beni aldatırsa düşünmeden ayrılırım diyordu. Ne oldu? Ama yok. Nerede sende o gurur? Pis kepaze. Karnındaki bebe Azimoğlu kanı taşıyor kızım. Konağın hizmetçisi değil, hanımı olmak senin hakkın. Kafanı kullanırsan başarabilirsin bunu. Ama işte öyle kolay değil Selma Hanım. Madem Halil'in bebeğini taşıyorsun, gel konağa hanım ol demiyor ki kimse. Yok öyle dünya. Bak kadına, adama geçirmiş pençesini bırakmıyor. Bak, ne güzel de beni tıktı odaya. Ama dur. Biraz ilerler misin? Tabii efendim. Dur yeterli, dur. İpek bu. İpek işte orada. Anneciğim. Alarmı duyunca bizi merak edip gelmiş olmalı. Geri alır mısın biraz? Ne oluyor ya? Kim bu adam? Kimdi o? Bilmiyorum Bahar'cığım. Ama anlarız şimdi. Dur, yakınlaş biraz. Mahmut bu. Evet. Bu. Bu nasıl? Ya nasıl girer bu adam içeri? Otel sınırları içinde adımını atmasına imkan yok Ömer Bey. Çalışanların hepsinin durumla ilgili bilgisi var. Ya ama girmiş işte. Görmüyor musun? Bir şapka, bir gözlükle kendini kamufle edip adam içeriye girmiş ya. Birinin giriş kartını çalmış olmalı. Devam ettir şunu. Kaçırmış baba. Allah kahretsin. Mahmut durdur arabayı. İneceğim. Mahmut durdur arabayı diyorum. İneceğim. Ya sana diyorum Mahmut ineceğim diyorum. Arabayı durdurur musun? Evet memur bey. Evet anlattığım gibi. Güvenlik kamerasındaki görüntüler olmasa haberimiz olmayacaktı tabii. Görüntülerdeki adam apaçık belli. Mahmut Alepoğlu. İpeği silah zoruyla otelden götürüyor. Ya bu adam çok tehlikeli memur bey. Yani ben anlamıyorum bunca zamandır nasıl yakalayamadınız bu adamı. Psikopat katilin teki elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaşıyor ya. Süheyla Yılmaz isimli şahıs da öyle. O da cinayetten aranıyor ama dışarıda. Ya neden bulamıyorsunuz bunları? Daha kaç kişiyi öldürmeleri gerekiyor hapsi boylamaları için? Lütfen bakın memur bey sizden özellikle rica ediyorum.
Gerçekten biraz daha itina gösterir misiniz bu meseleyi? Tamam. Tamam, sağ olun. Öldürecek onu. Öldürecek baba. Bahar, kızım, canım. Böyle düşünme yavrum. Böyle düşünme, tamam mı? Kurtaracağım anneni. Bana bak. Bak, sana söz veriyorum. Anneni kurtaracağım. Sizi tekrar kavuşturacağım. Tamam mı? Bak, Mahmut hapse girecek. Bu kötü günlerin hepsi bitecek kızım. Sen Mahmut ne kadar kötü biri olduğunu bilmiyorsun baba. Annemi kaçırdı. Daha önce de beni kaçırmıştı. Beni öldürmedi. Ama onu öldürecek. Çünkü annem onu sevmiyor. Çok kızacak ve onu öldürecek. Yok. Bunun sonu yok. Mutlu son film nerede olur? Gerçek hayatta kaçmaca, kovalamacanın sonu yok. Ömer'in kalbinde bana yer yok. 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 Mahmut, arabayı durdur. Arabayı durdur diyorum sana. İpek. Arabayı durdur. Çekil, ne yapıyorsun? İpek. Durdurun şu arabayı, ineceğim. Nereye gidiyorsun? Benden gidemezsin. Benden kaçamazsın. Anla artık bunu. Neden zorlaştırıyorsun ki her şeyi? Sana bırak beni diyorum. Saçmalama İpek. Anlamak istemiyor musun ha? Dağ başındayız biz burada. Biri gelip de sana yardım eder diye düşünürsün ama boşuna. Hiç kimse yardım edemez sana. Bana bak, ordu gelse vermem seni. Cesedimi çiğnemeden alamazlar seni benden. Sana bırak beni dedim. Hem nereye gideceksin ha? Bak bakalım etrafına. İstesen de gidebileceğin bir yer yok. Sıktın artık İpek. Dönüyorum sana arabaya. Hayır. Döneceksin İpek. Sana hayır dedim. Kahretsin. Alo? Ömer. Ömer benim. Ne olur hemen gel. İpek, neredesin? Ömer, kaçtım elinden ama hala peşimde. Nerede, neredesin? Konum at, acele et. Tamam. Şehir dışında bir yerdeyiz. Şehir dışına çıkıyoruz. Beni Ayvalık'a götüreceğini söyledi. Kurban olayım, anlatma. Acele et, konum at. Ömer, peşimde hala. Ya yeter! Yeter, tamam, anlatma. Hemen konum at bana. Telefonu kapat ve konum at. Ne olur, bekliyorum, hadi. Tamam, tamam, atıyorum. Ne olmuş? Neredeymiş annem? İpek! Kurtulmuş elinden şimdilik. Konumunu attı. Güzel kızım, sen burada kal biz gelene kadar, tamam mı? Baba! Kızım,
ben de geliyorum. Olmaz kızım Bahar'ım, buna vaktimiz yok. Baba ne olursun ben de geleyim. Kalamam ben burada böyle, ne olur ben de geleyim. İpek! 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 Zavallı Ahmet. Sen rengi seç. İstersen boyayı almaya beraber gideriz. Ben zaten bir günde hallederim, bir şey yok. Bir de şey diyeceğim. Boyayı almaya gittiğimizde istiyorsan yatakta, dolapta bakalım. Şimdi evdeki televizyon yeni. Bir tane de koltuk var. Koltuğu alalı da bir yıl olmamıştır. Ama sen bir bak. Eğer ki ben bunu sevmedim dersen atarız. Yenisini alırız. Canım ne gerek var bu kadar masrafa? Biz masraf yapma dedikçe sen kesenin ağzını iyice açtın ha. Olur mu anneciğim? Bir kere evleniyoruz. Filiz'im de bir kere gelin oluyor. Onun içinde bir şey kalırsa çok üzülürüm. Bak söz ver bana. İçinde hiçbir şey kalmayacak. Ne istiyorsan söyleyeceksin, tamam mı? Tamam, söylerim. Ya hadi rengi seçmedin. Bu olsun, bu iyi. Dolapla yatak yeter. Yani koltuğa falan gerek yok. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun nişanlım. Bu arada yakında karıcığım diyeceğim için çok heyecanlanıyorum. Ay hadi oğlum hadi. Git boya mı alıyorsun, badana mı yapıyorsun, ne yapıyorsan yap. Bir sürü işimiz var bizim. Filiz'i de takma peşine. Kalsın burada, yardım etsin bana. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Kız Filiz, nikah olmayacağını anlayınca kendini boyaların içine atmasın ya bu. İyice kaptırdı kendini evleneceğiz, evleneceğiz diye. Sen de hiç ses çıkarmıyorsun. Başka zaman olsa benim canımı okurdun anne çok masraf yaptırma diye. Evleneceğiz ya. Nişanlım değil mi? Eninde sonunda olacaktı bu iş. Filiz delirdin mi sen? Hani istemiyordun ya bu Ahmet'i? Evleneceğiz deyince kendini paralıyordun. Halil'e nispet olsun diye yanaşıyordun. Fikrimi değiştirdim. Aa, yoksa aşık mı oldun Ahmet'e? Kız. Kız yoksa sen bir halt mı yedin? Ay saçmalama anne. Ne yapsaydın? Ölene kadar Halil'i mi bekleseydim? Ya adamın benim suratıma baktığı bile yok. Sen ne nispetinden bahsediyorsun? Bitti artık o iş. Sen de bana açma eski defterleri. Bu defterler de ne çabuk eskiyor böyle anam. Ben artık kendi hayatıma bakıyorum. Boş ver. Salak oğlan. İnşallah tez zamanda öfken diner de Halil şikayetini geri alır. Sen de o delikten çıkarsın.
Çok korkuyorum. Ben de. Umarım geç kalmayız. Umarım kızım, umarım. Sonu söyle. Hadi yürü kızım. Niçin geldiniz? Ben teslim olmaya geldim. Kartlar ne diyor kızım? Ne diyecek? Sabırlı ol diyor. Doğru söylüyorlar kızım. Sen akıllı bir kadınsın. Hiç fevri davranmadın. Senin yerinde bir başkası olsaydı ortalığı kasıp kavururdu. Sen kalbinin değil, aklının sesini dinledin. Doğru mu yaptım bilmiyorum ama anne. Bana güven, en doğrusunu yaptın. Halil bunu hak ediyor mu anne? Ben aklımı dinliyorum ama Halil ne kalbini ne aklını dinlemiş. Sadece bir taraflarını dinlemiş o. Bu rezaletten sonra artık aklı başına gelmiştir herhalde. Öyle diyorsun ama o hizmetçi hala bu çatının altında. Kızım biraz daha sabırlı ol. Sabır sabır. Nereye kadar? Daha ne kadar sabredeceğim? Sen Halil için değil, haysiyetin için. Ele güne karşı dik durmak için savaşacaksın. Sabırlı olacaksın. Bunca yıllık emeğini 3 günlük tazeye mi bırakıp gideceksin? Bu mu hak? Evet. Ben de zaten bunun için kaldım. Mesele Halil değil. Kendi onurum, haysiyetim, şerefim için kaldım. Ben de onu söylüyorum. Biraz daha sabırlı ol. Taş gibi ağır ol. Sonunda kazanan sen olacaksın kızım.
Seninle çiçeklerini de istemiyorum Ozan. Feri, ben çok üzgünüm. Benim kadar olamazsın. Anlat bakalım, nasıl öldürdün Zuhal'i? Teslim olmaya gelmedin mi? İtiraf edeceksin yani. Evet, dinliyorum. Zuhal'i ben öldürmedim. Burada da birlikte oldunuz mu? Ne? Benimki de soru tabii. Yatağa geç gelmeler, işim uzadı demeler. Filiz'le iş tuttuğun gecelerdi değil mi? Neslihan, saçmalama. Hem zaten öyle uzun boylu bir şey değildi kızla yaşadığı. Bir iki seferlik bir şeydi. Tabii. O da hamile kalacak yer arıyormuş. Vurmuşsun, gol olmuş. Yeter Neslihan. Bu çirkin şeyleri konuşmak istemiyorum seninle. Geçti bitti. Unutalım artık. Keşke kolay olsa unutmak. Olacak. Seni asla affetmeyeceğim. Peri dur. Peri dur, ne olur beni son kez dinle. Bu yaptıklarım nedenini öğrenince sen de beni anlayacaksın. Ne olur. Hayır, anlamayacağım. Peri, baban. Babam yüzünden. Çok iğrenç şeylerle tehdit etti beni. Bak, başka çarem yoktu, mecburdum. Hayır Ozan, değildin. Ne demek istiyorsun Peri? Sen kendine de bana da güvenmiyorsun demek istiyorum Ozan. Ya sen en ufak bir tehditte, en küçük bir gerilimde teslim oluyorsun. Ben senin artık ne demek istediğini merak bile etmiyorum. Çünkü çok geç kaldın. Peri. Ozan, bana bunları beni terk etmeden önce anlatacaktın. O büyük mesele neyse gelip benimle paylaşacaktın. Beraber çözecektik ama sen çözmek yerine kaçmayı seçtin. Başka türlüsünü düşünemedim. Sorun da bu zaten Ozan. Senin aklınla benim aklım birbirine benzemiyor. Bence biz de birbirimize benzemiyoruz artık. Başkayız. Başka yolların yolcusuyuz. Peri, gitme. Gitme Peri. Ben değil Ozan. Sen gittin. Thank you.
Mahmut. Benden kaçamazsın demiştim İpek sana. Senin ezelin de, ebedin de benim. Hadi, arabaya dönelim artık. Yolumuz çok uzun. Bir an önce yola koyulalım. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Sana sormuyorum ki İpek. Geleceksin diyorum. Ya seni sevmiyorum diyorum, anlamıyor musun? Seni sevmiyorum, sevmiyorum! Seveceksin! Sen delisin. Sen delisin! Karım beni sevsin istiyorum. Bu mu delilik? Ben seninle Bahar'ı evlat edinmek için evlendim. Bunu sen ne biliyordun? Ya hatta sen teklif ettin bana! Ben sana başka hiçbir şey vaat etmedim. İpek, fazla zaman kaybediyoruz burada. Arabaya dönelim artık, hadi. Gelmiyorum. Seninle gelmiyorum. Yok öyle Yağma Halil Bey. Neslihan Hanım konağın sefasını sürsün, ben o sıçan deliğine tıkılayım. Senin çocuğunu taşıyan benim, Neslihan değil. O gidecek bu konaktan. Ben kararımı verdim. Dinliyorum Neslihan. Doğum yapana kadar iyi bakılacak, iyi beslenilecek. Doğumdan sonra 40 gün daha tahammül ederim. O kadar. Bebek? Bebek bizde kalacak. Zaten bir bebek daha istemiyor muyduk? Belki de bu Allah'ın bize hediyesidir. Ama sonra Filiz bu konağın yolunu da unutacak, bebeğin kokusunda defolup gidecek. Tamam, kabul ediyorum. Senin dediğin gibi olsun. Bebek doğduktan sonra Filiz'i bu konaktan göndereceğim. Metre sonra hedef sağınızda. Geldik mi baba? Az kaldı kızım, az kaldı. Sen beni yanlış anladın galiba. Benim şakam yok, tamam mı? Bu işin şakası yok. Burası senin için karar anı İpek. Ne kararı ya? Olmak ya da olmamak. Ne saçmalıyorsun sen? Diyorum ki İpek, artık bir tercih yapacaksın. Ya benimle gelirsin, yaşarsın. Ya da? Ya da Ömer'i seçip ölürsün. İpek at. Evin diğer hizmetçisi Selma. Bunlar Zuhal'le hiç anlaşamıyorlardı. Sürekli kavga ederlerdi. Selma biraz gitgel akıllı bir kadın. Zuhal de çıldırtmış bunu. Zavallısın sen. Zavallısın. Ömer'i elinde tutabilmek için hamile taklidi yaptın değil mi? Yazık. Bana bak. Sus. Sus diyorum sana. Vallahi gebertirim seni. Sus. Susmayacağım. Susturamayacaksınız artık beni. Herkese anlatacağım her şeyi. Ömer de senin nasıl bir yalancı olduğunu öğrenecek. Karnında bebek yerine koca bir yalan taşıdığını öğrenecek. Seni gebertirim Zuhal. Seni gebertirim. Bahar'ın kendi kızı olduğunu öğrenince yanında duracak mı Ömer sanıyorsun? Kızına koşacak. İpek'e koşacak. Zuhal, seni öyle bir yere kapatacağım ki yemin ederim gün ışığı bile göremeyeceksin sen. Şeytansın sen. Ömer'e her şeyi anlatacağım. İpek'e her şeyi anlatacağım.
tartışırlarken bir anda eline geçen tornavidayı saplayıvermiş kıza. Kızcağız da oracıkta ölmüş. Ben de gürültüleri duydum. Koştum hemen. Bir baktım ki Zuhal yerde yatıyor. Kanlar içinde. Selma da şoka girmiş. Elleri kolları böyle kan içinde. Elinde de tornavida. Ben de şok oldum tabii öyle görünce onları. Bir anda elime tornavidayı tutuşturuverdi. Yani bu yüzden suç aletinin üstünde parmak izini. Evet, tabii. Sonra Selma şoku atlatınca ona yardım etmemi istedi. Cesedi ortadan kaldırmak için. Ben tabii kabul etmedim önce. Olmaz dedim. Ama beni de tehdit etti. Tornavidada parmak izim var dedi. Senin üstüne atarım bu suçu dedi. Ben de korktum. İstemeye istemeye yardım ettim ona. Çok pişmanım. Keşke yardım etmeseydim. Her şeyi anlattım işte. Vallahi üstümden yük kalktı memur bey. Bebek bizde kalacak. Zaten bir bebeğimiz daha olsun istiyorduk işte. Belki de bu Allah'ın bize hediyesidir. Ama sonra Filiz bu konağın yolunu da unutacak. Bebeğin kokusunda defolup gidecek. Ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Kabul ediyorum. Senin dediğin gibi olsun. Bebek doğduktan sonra Filiz'i bu konaktan göndereceğim. Sen de beni anlamadın. İki dünya bir araya gelse, gökteki ay yere inse, olmaz dediğin ne varsa olsa ben yine de seni sevmeyeceğim. Senin olmayacağım Mahmut. Benden nefret ediyorsun. Aynen öyle. Bir yerde okumuştum. Nefret aşkın arka yüzüdür diye. Maalesef. Bir gün bana teşekkür edeceksin İpek. İyi ki vazgeçmemişsin benden diyeceksin. Mahmut. Bak bırak artık beni gideyim. Bırak ne olur. Hayatıma devam edeyim. Birlikte devam edeceğiz. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. İpek. Bak sana çok açık söyledim. Eğer gitmek istersen... Ömer'i seçip gidersen öldürürüm seni. Seninle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim zaten. İpek. İpek şakam yok. Katilin olmak istemiyorum İpek. Sensiz yaşayamam ben. Sen benim nefesim, her şeyimsin İpek. Bu Mahmut. Şu taraftan geliyor ses, gel. İpek! İpek! Sen istedin sevgilim. Hoşça kal. İpek! 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 İpek sevgilim. Canım aç gözlerini. Bebeğim aç gözlerini, ne oldu? Bak ambulans çağırdım, şimdi kurtulacaksın. Merak etme, yaşayacaksın. Burada kal, bizimle kal. Bizimle kal İpek. Hayır hayır, geç değil. Bak İpek sana dünya ne güzel haberini vereceğim şimdi. Bahar. Bahar bizim kızımızmış. Kaybettiğimiz kızımız meleğimizmiş Bahar.
Alo. Çok acil ambulans lazım. Aydos ormanları. Tamam, siz gelin. Ben sizi bulurum. İpek. İpek. Bahar. Bana bir kez annem der misin? Anne. 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 Anne, canım annem benim. Canım annem. Baba? İpek. İpek hayır. Hayır İpek. İpek. İpek aç gözlerini İpek. İpek ne olur bizimle kal. Bizi bırakma İpek ne olur. Yaşayacaksın. İpek. İpek ne olur İpek bırakma bizi İpek. 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 Anne anne. 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 Bırakma beni ne olur bırakma. Sana daha yeni kavuş. Yaşayacaksın İpek. Ne olur aç gözlerini bırakma bizi. İpek. İpek bırakma bizi. Ne olur bırakma İpek bizi. Ne olur bırakma. İpek. Anne daha yeni kavuştuk. İpek hayır, hayır, hayır. Bırakma beni, ne olur bırakma beni. Ben hep seni bekliyorum. Beni annenin bırakma ne olur. İpek. Hepsi bir şey yapacaktık. Öldür o yerde.